Evet, hattımızda Deniz Hanım var. Bizi Antalya'dan evet. arayan. Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba Deniz Hanım. Ne almak istiyorsunuz ve ne kadar ne harcama yapmak istiyorsunuz? Ben spor salonu açmak istiyorum. Spor salonu açmak kadar? İstiyorsunuz. Kaç para lazım? Ne kadar lazım? Ben kız kardeşimle ortaklaşıyorum ama ortak dediğim %30'unu o verecek, %70'i bana ait. Ne kadar? 35 bin lira. Bugün 35 bin lira harcayıp bir spor salonu açmak için onay istiyorsunuz bizden. Peki biraz tanıyabilir miyim sizi? Spor uzmanı mısınız? Hayır, uzman değilim ama sporla çok ilgiliyim yıllardır. Evet. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok seviyorum spor yapmayı ve en büyük hayalimdi bu benim için. Hayatımdaki en önemli şey diyebilirim. O yüzden ben şimdi devralacağım. Normalde alsaydım sıfırdan 80 bin lirayken ben bunu 35 bin liraya alacağım ve bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Spor alanında bir uzmanlığınız yok. Ama uzmanlığım yok ama yıllardır hani spor yapıyorum, sporla ilgileniyorum, nasıl olduğunu, işletmelerin nasıl olduğunu takip ediyorum. Peki kız kardeşinizin bir uzmanlığı var mı? O da aynı benim gibi. O da aynı sizin gibi, seviyor ama uzmanlığı yok. Yok. Çalışmışlığı çok var mı? Bir, kız kardeşinizin bir yeri idare etmişliği var mı? Aynı, yani çok zeki ve akıllı bir bayan o da. Evet. O yüzden üstesinden geleceğimize çok inanıyorum. Peki gelin bakalım bugünkü para durumunuz sizin 35 bin liralık bir spor salonu açmak için müsait mi? Ne kadarlık bir gelir var? Şu anda 2,5 ama 3 olabilir ilerleyen zamanlarda. Bir 3-5 ay sonra. Öyle mi? Tamam. Ne kadarlık gideriniz var? Şu anda borcumuz var. Mayıs'a kadar bitecek. Ayda 1000 lira ona ödüyoruz. Ayda 1000 lira borcunuz var. 2500 liralık geliriniz var. Diğer masraflarınız ne kadar? Genel giderleriniz, kira olabilir, ulaşım. Onda da kiramız yok, ev bizim. Toplam ne kadar takribi? Efendim? Takribi giderleriniz ne kadar? Takribi giderlerimiz 2000 lira giderimiz var. 2500 lira geliyor, 2000 lira gidiyor. Gidiyor. Bunun da bir de bunun üzerine 1000 liralık bir borcunuz var. Hayır, onunla birlikte. Onunla borçla beraber. Birlikte. Peki. Peki şimdi Deniz Hanım, ben sizden şöyle güzel bir birikim bekliyorum. Maalesef hiç birikimimiz yok. Sadece iki evimiz ve bir arabamız var. Onlar da birikim sayılır şimdi. Bunları uğraşmış yani, yapmak. Para olarak. Evet, evet. Para olarak. Yok. Nakit paranız hiç yok fakat oturduğunuz ev kendinizin, bir tane daha evet. eviniz var, yatırım yapmışsınız. Bir de arabanız var. Arabayı yatırım saymıyorum ben ama o da bir birikim türü sonuçta. Evet Deniz Hanım, diyorsunuz ki ben 35 bin lira hayalimdeki spor salonunu açmak için veriyorum. Bu hakikaten ben sizi tebrik etmek istiyorum. Bu hevesiniz, motivasyonunuz, sesinizden gelen bu güzel enerji burada hakikaten bütün burada hissediyoruz stüdyodaki arkadaşlarla da. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu da benim için çok güzel bir duygu gerçekten bunu evet. söylemeniz. Ben bugün size 35 bin liralık bir spor salonu ödemesi için red veriyorum. Deniz Hanım, neden red verdiğimi söyleyeyim. Öncelikle ben sizin hevesinizi kırmak istemiyorum. Ben bu evet. spor salonunu size aldıracağız, yaptıracağız, açtıracağız. Fakat şimdi sizin spor salonu açmanız için iki türlü birikim lazım. Bir tanesi tecrübe, bilgi, uzmanlık, deneyim. Şimdi bu sizde yoksa ortak olacağınız kişi de olması lazım. Neden söylüyorum bunu? Şimdi güzel, hepimizin hayalleri var. Fakat gidiyoruz, paraları veriyoruz, yapıyoruz, açıyoruz. İki ay sonra birçok iş yeri devam edemiyor. Dolayısıyla en başından çok sıkı planlamacı olmamız lazım ki ileriye dönük olarak ilerleyebilirim. Dolayısıyla birinci birikim tecrübe. Bu sizde yok, kız kardeşinizde de yok. İkinci birikimse para. Şimdi sıfır para birikiminiz yok. Sadece bunu krediyle yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla benim size tavsiyem şu. Önümüzdeki 6 ayda burada biraz para biriktirmenizi istiyorum. Ve bu arada da uzmanlığı geliştirebilecek belki bir üçüncü ortak alabilirsiniz. Belki tecrübesi olan birisi aranıza katılır. Bunları yaptıktan sonra fırsatlar kaçmıyor. Aman fırsat kaçıyor dedi, üzülmeyin. Benim görüşüm budur ama son karar gene her zamanki gibi sizin Deniz Hanım.